nihayetinde O yüzden şimdi 10 lira'nın 3 lirasını şey alıyor. YouTube gelenden 7 lirası geliyor. Ondan bir de ben vergi ödüyorum. Zaten ya ortalama bir ekmek parasına denk <laughs> geliyor. Şaka değil bu arada. Hani 10 lira biraz zaten öğrenci işi ya. Platform kalıcı olsa hep aga olacağım. Abi platform kalıcı zaten arkadaşlar. Youtube'dayız. Bundan sonra yayınlar Youtube'da. İnşallah. Yani bilmiyorum bir iki yıl sonra belki bir şeyler değişir falan ama şu an için Youtube'da devam ediyoruz yani. Buradan patır patır devam. Günlerdir yayın açıyoruz. Kaç katıl abonesi var? 2000'e yaklaşıyoruz ya. 2000'e yakın. Kola 20 lira. Bak kola bile 20 lira amına koyayım. 1 litre kola parasına katıl oluyor <laughs> işte. Daha ne? Kola 20 lira, bir dilim peynir 6 lira. E, açlık ve kıtlık koştura koştura geliyor demiş Orhan Aydın. Veli Ağbaba diyor ki dolar 15.32. Damacana su 25. Ulan damacana da ne pahalandı gerçi. Hangisi pahalanmadı ki? Her şeye böyle tepki veriyorum. Ulan bu da ne pahalandı. Ulan bu da ne, Ulan, bu da ne pahalandı. Domatesi 24. Sivri biber 19. Kola 20. Allah bereket versin. Hazinenin zararı büyüyor. Bir de şey de var bu kur korumalı bilmem ne. Bütçe küçülüyor, sofralar küçülüyor, en temel gıdalara bile güç yetmiyor, borçlanma artıyor, AK Parti ile geçen her gün zarar ediyoruz demişti. bakayım şu karpuzun fiyatı düştü mü lan? Bundan iki hafta önce falan herhalde canım bir karpuz çekti. Yüz küsür liraydı. Ben de almadım. Bakalım belki yaz geliyor ya Mayıs falan. Mayıs'ın ortasına geldik. Belki fiyatı düşmüştür. Lan getir yemek değil. Getir aman okey. Normal getir. Bakalım ne kadar olmuş karpuz 100 lira 5-6 kilo karpuz diyor 100 lira 1 adet ananas 35 lira Kızılay karpuz çilek 18.85 oda oda Ben meyve suyu içiyorum içimde canavar çıkıyor canavar ayrı para almıyor <laughs> <laughs> Kapı canavarı. <laughs> Yine çıktı mı ortaya reis? Burada 15 lira. Nasıl 15 lira? Kilosu değil abi. Kilosu değil. Kilosu 15 lira. Bu şey 6 kilo direkt 100 lira. <laughs> Mesela bak Migros'ta kilosu 18 liraymış. 8 kilosu 145 lira yapıyormuş. İkisi burada katıl butonu 4 euro. 4 çarpı 16 20 euro. Lan acaba ben de ona göre para alıyorumdur değil mi YouTube'dan? Hiç kontrol etmiyorum ama öyleyse iyi. O yurt dışındakiler. Alışın oğlum biraz. Karpuz 1 liraydı. Oğlum ben karpuzun kilosunun 25 kuruş 30 kuruş olduğu zamanları hatırlıyorum yaşım öyle çok büyük değil benim arkadaşlar. Hatırlıyorum deyince hani şey olmasın. Aa bundan 50 yıl önceydi. Karpuzun kilosu 25 kuruştu falan değiller. Yani. Bundan belki 5-6 sene önce. Şey diyorlar sürekli. E, yabancı ama işte şey yaz gelince fiyatı düşecek. Şu an işte mayıs ayında olduğumuz için, nisan ayında olduğumuz için bu kadar pahalı falan diyorlar ama hakkımızda hayırlısı... Evet AK Parti resmi Twitter hesabından e, Sıhırmacılarla alakalı bir açıklama yapmış. Ona da şöyle göz atalım. Öncelikle Fahrettin Altuniyeti itiyor itiyormuş. Ona bir bakalım. Fahrettin Bey demiş ki sayın iletişim başkanımız canlarını kurtarmak için ülkemize sığınanlara sahip çıkmak tarihi ve insani sorumluluğumuzdur. Hocam Roma'da böyle diyordu muhtemelen. Diyordu ki ulan bu bizim ya sözde bu bizim insani sorumluluğumuz diyordu. O herifleri de asker olarak köle olarak falan kullanıyordu biliyorsunuz. Allah muhafaza sonumuz aynı olmasın. Çok kötü oldu romanın sonu bilirsiniz. Değil mi? Yani okumuşsunuzdur. Bakın isterseniz. Hani maalesef gerçekler böyle her zaman kelebek falan gibi olmuyor. Milletimiz sistematik yalan içerikli haberlere asla prim vermemiştir. Sen onu bir de Twitter'a sor. Canını onurunu korumak için vatanını terk etmek gönüllü bir tercih değil bir mecburiyettir. Yani bu konuda söyleyeceğimiz her şeyi söyledik arkadaşlar. Artık tekrarlamamıza gerek yoktur diye düşünüyorum ya. Korkma Bahadır. Menzil orada duruyor Erhan Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Erlik kardeşim inşallah Türkiye'ye geldiğinde Adıyaman yollarında Kavsım'ın huzurunda. <laughs> Ağzıma o kadar yakışmıyor ki. <laughs> i̇nşallah. Enes Doğan Üstad Aga olarak aramıza katılmış. Mert Şimşit Aga olarak aramıza katılmış. Ya Rabbel Alemin. Burhan Ergül Beşik'e göndermiş. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Sana yolda Yasin de okurum. Erdal 10 Kanada doları gönderip 6 yıldır Kanada'dayım. Arada dostlarla konuşup deli gibi sokak röportajı izliyorum. Fakat Türkiye'ye geldiğim zaman her 2 saniyede bir "Oha lan!" diyeceğimi düşünüyorum demiş. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya gel de bir gör ne diyor. Oha mı diyorsun? Vay mı diyorsun? Ne diyorsun? Hep beraber görelim abi. Kanada batıyor diyorlardı en son. El Cezeri'nin Kudüs muha ee, muhabiri Şirin Ebu Akı ile Siyonist İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu katledilmiştir. Allah rahmet eylesin. İsrail ordusunun cenindeki saldırılarına haber yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından görevi başındayken öldürüldü. Bu cinayeti dünya ne umursamayacak çünkü Öğlen gazeteci beyaz tende ve mavi gözlü değil. Bakalım ekrana bir vermeyeyim. O baya ötekilerde saklanıyor yani. Mesela bunun dünyada bu, bu gerçek bu arada yani arkadaşlar ben bunu daha önce de söyledim yine söylüyorum Avrupa'nın bu demokrasi insanlık cahçurt anlayışı falan biraz çıkarlarına ya da işlerine geldiği gibi oluyor. Herhangi başka bir yerde böyle üzerinde pres yeleği olan birisini falan vur mesela atıyorum ki Rusya şu an vursun Bilmiyorum böyle bir şey yaşandı mı da zaten ustanın başına gelen belli aslında. Garip de bir örnek oldu. Anasını bağırtırlar. Yani bu çok ciddi bir sıkıntı. Ama mevzu buralarda olunca pek milletin umurunda olmuyor yani. Birkaç gün sonra unutuyor. Belki birkaç gün sürüyor mu onu da bilmiyorum. Abi Rusya'dakiler ne yapıyor lan bu arada? Oğlum ölmediniz mi lan? Her şey kapalı. <laughs> Allah rahmet eylesin kendisi. Demokrasi falan filan ya. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız e, Erdoğan bizler muhacir kardeşlerimize AK Parti'nin hesabından paylaşılıyor. Bu bizler e, bizler muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yürü! Reis be! Subhanallah! İşte bu görmek istediğim Cumhurbaşkanı. Kardeşlerimizin hakkını savunsun. Pasoz sığırmacı övsün. Oley! Bu kardeşlerimizden kardeşlerimiz kendi tasarruflarıyla, kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi evet silahla silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal bunu böyle bilesin. Boraltan Köprüsü'nde ne demişti o kardeşlerimiz o zaman? Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de bizi siz öldürseydiniz demişlerdi. Bunların farkı var mı? Aynı zihniyet. Şimdi de bunlar yine aynısını yapıyorlar. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşlarında dahil Hepinize birden sesleniyorum. Allah'ın izniyle siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden tard edemeyeceksiniz, geri gönderemeyeceksiniz. Ve şu an itibariyle de bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan gerek Suriyeli, gerek Iraklı, gerek Afgan hepsi bir gönül huzuru içerisine giriyor. Neden? Sayın Cumhurbaşkanım bize de giriyorlar. Ee, bu halk nezdinde çok ciddi bir problem. Kamuoyu araştırmalarına bakabilirsiniz bize inanmıyorsanız haberiniz olsun. Çünkü onlar ülkelerinden evet kaçışları Türkiye'ye gelişleri hepsi sadece bir sığınmadır. <laughs> ya bir de evet Erlik orası da var. Cumhurbaşkanı geçen de böyle bir açıklama yaptı. İşte biz Afgan, Pakistanlı şu bu vesaire işte istedikleri gibi kapılarımız açık gibisinden bir şey söyledi. Bugün de diyor ki gönül rahatlığı içerisine giriyorlar vesaire. Yani bu bayağı abi daha gelecek olanınız varsa aranızda onları tabii tabii bekleriz canım. Biz misafir perver bir milletiz. Eee. Buraya doğru gidiyor bu işin sonu yani. Bu daha başlangıç mıdır? Sorduğum soruya bak mıdırmış. Ha <laughs> bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal yandaşlarında dair Burayı bir, Gerek Iraklı, gerek Afgan, hepsi bir gönül huzuru içerisine giriyorlar. Neden? Çünkü onlar ülkelerinden evet kaçışları Türkiye'ye gelişleri hepsi sadece bir sığınmadır. Ve bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Demiş bunu da AK Parti'nin hesabından Kardeş... paylaşmışlar. Altına da gelen yorumlar. Allah emeğinizi boş etmesin abim. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. AK Parti'de sanırım görevli. E, Sayın Erdoğan, konuşmada Afganları da zikretti Suriyelilerle beraber. Artık resmen hayatımızdalar demek. Orada savaş yok. Neden geliyorlar? Sırrımız olmayan bir ülke. ABD Afganistan'dan çıkınca gelmeye başladılar. Neden? Sadece grup genç erkekler. Neden geri göndermiyorlar? Demiş bir vatandaşımız. Her daim üzerimize düşeni yapacağız demiş Fatma Gül. Giriyorum. Fake bir hesap. Paso AKP ve Erdoğan retweetlemiş. Doğu Türkistan Müslüman Türk kardeşlerimize de ensar görevi yapsanız ne olurdu? Doğu Türkistan Müslüman Türkleri üvey evlat mı demiş. 2023 seçim gecesi milletle inatlaşmanın ne manaya geldiğini anlarsınız demiş. Hacı Fethi ve bayrağın şey profilinde ve e, yanında Türk bayrağı var. Biraz sinirli. <laughs> Allah böyle şaşırtmaya devam etsin. 2023 seçimleri şimdi beka seçimi oldu demiş Salih Bey. Ya bunu dedim Facebook gruplarında falan da var arkadaşlar girip bakabilirsiniz. AK Parti'nin kendi tabanından da tepki alıyorlar yani. <laughs> Türk milleti her zaman mazluma kucak açmıştır. Ama Suriye'de savaş bitti. Esad'la anlaşıp gönderilmeli. Nasıl 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var dediniz. Sonra kucaklaştınız. Aynı kucaklaşma Esad'la da olmalı. Suriyeli mülteciler emperyalistlerin mülteci çöp planı demiş. Bak yeşil toplu bir arkadaş mesela diyor ki kendi öz vatandaşınızı da işsizliğe açlığa mahkum ettiniz. 2023 seçimleri bir milat olacaktır. Bak, AK Parti'nin kendi sayfasının altı ha burası. i̇şte Ümit Özdağ sizlerle beraber gönderecek demiş Ümit Özdağ. Fake, şey mi? Fake hesabı. Hele <laughs> bir seçim gelsin göndereceğiz. Ben dindar biriyim. Muhacir nedir bilirim. Bunların çoğu namaz kılmıyor. Hatta cuma namazına gitmiyorlar. Vul patlasın, çal oynasın, hayat sürüyorlar. Karımıza kızımıza bakıyorlar. Bunlardan muhacir olmaz. İçinde iyi de var ama çok az demiş Ahmet Turani. Evet burada bir abimiz emrettiği şekilde hareket ediyor ve Allah'ın emrettiği şekilde hareket ediyor ve edeceğiz demiş. Bir başkan bunu halkına niye yapar demiş. Suriyeli haberlere atılmış. AK Partili olarak diyorum mülteciler yüzünden artık oy yok. Bizim de görevimiz var. Hayırlısıyla 2023 seçimlerinde yapacağız. Mesela bak Mustafa abi. Avuçları patlarcasına alkışlayanlar var ya. Ha işte onları ikişer üçer evlerine yerleştirsinler. Hatta yakınlarından kız da verip enişte etsinler demiş. <laughs> Kralımın. ki Space yayını dinledin mi? Yok abi ya. Space yayınlarına çok giremiyorum ben. <laughs> Yanlış yoldasın reis. Mülteciler seni götürmezse iyi demiş mesela. Bak Ahmet yukarıdaki. Seçimi bekliyoruz Allah'ın izniyle. Sabırla seçimi bekliyoruz. Birisi Rabbim yardımcın olsun demiş. Fake hesap yine. Diyor ki bak bir de Türk halkına yapsanız. Fatih elden gitti. Hastane randevusu bulamıyoruz. Benden her türlü vergiyi topla. Neyi diyor belirsiz 10 milyona ensarlık yap. Alırken bize sordunuz mu? Milletle inatlaşıyorsunuz. Referandum yapın. İnstaya da giremiyorsun. Evet. Güzel oldu bu arada Instagram'dan biraz uzaklaşmam. Yine çok bakmıyordum ama geceleri falan telefon elimde olunca short mort bir şeyler izliyordum. Onun yerine şimdi yan tarafa Kurtlar Vadisi açıyorum. Vallahi Erlik <laughs> sağ olsun. Yan tarafı Kurtlar Vadisi açıyorum. Bir süredir yapamadığım çalışmaları falan yapıyorum. Kitap çevirmem falan gerekiyor. Daha doğrusu hani eski Türkçeyi günümüz Türkçesine çevirmem gerekiyordu. Onlarla falan uğraşıyorum. <laughs> Purple Mix Altı hesabı sana mı ait? Hayır. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak demiş ki reis vatandaşın hakkını vermeyip PYT'yi süründür. Suriyelilere ensarlık yapmış mı oluyoruz? Devam edin. Ensarı muhaciri halk ilk seçimde gereken cevabı verecek. Reis bana ulaşman lazım. Ben ulaşamıyorum. Ne oluyor Sibel? Reis acilen. <laughs> reis DC. <laughs> 2023 az kaldı biz göndeririz. Bu şekilde ilerliyor yani. Ha bunu gösterecektim. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eren kardeşim hoş geldin. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerimize olsun inşallah. Pakistan ve Afganistan'da şu tarz halifelik dönüyor. Ya bunlar şey abi. Çok Diriliş Ertuğrul izliyorlar. Bak gerçekten mesela Diriliş Ertuğrul oyuncularının şu an belki biraz daha azalmıştır bilmiyorum ama. Diriliş Ertuğrul oyuncularının falan eski postlarının gidin yorumlarına bakın göreceksiniz. Bu herifler paso Diriliş Ertuğrul izliyorlar. İşte Osmanlı şöyle Osmanlı böyle işte hilafet dönecek, biz birleşeceğiz falan filan böyle garip bir kafaları var. YouTube videolarında da görebilirsiniz. Ee, araştırdığınızda gerçekten şey diyorlar adamlar. Aa işte Türkiye'de Osmanlı var böyle Ertuğrul Gazi biz gideceğiz ya da işte biz orayla birleşeceğiz, böyle şey olacağız tişörtlerini falan giyiyorlar Cartchut. İşte bunlar da prim yapmak için böyle videolar yapıyorlar. Hatta Halime Bacı diye <laughs> gerçek adını bilmiyorum. Esra bir şey Diriliş Ertuğrul'da. Resmi raporlara göre dünyanın en çok Diriliş Ertuğrul izleyen ülkesi Pakistan. Şaşırmadım. Ee, bu şey Halime Bacı. Bakıyorum hemen gerçek adına. Esra bir şey. Esra Bilgiç hanımefendi. Bu işte Diriliş Ertuğrul'da oyuncu. Böyle bir işte bir, bir, poz veriyor böyle saçı açık denizde mi ne orada ya bir şekilde böyle bir fotoğraf atıyor tamam mı saçı açık işte falan böyle dekolteli mekolteli altını Pakistanlılar basıyor vallahi halime bacı falan böyle işte sana yakıştıramadık işte Ertuğrul Bey'in karısı böyle bir şey yapamaz mı yani IQ seviyesiyle alakalı ciddi problemler var Hani şey de değiller bu adamlar sadece şeyleri sıkıntılı değil. Hani dünya bakışları bir, yani bir eksiklik var. Bunları Ertuğrul Bey'in karısı böyle bir şey yapamaz falan. Böyle yazmış oğlum adam. Gidin bakın bulursunuz eski fotoğraflarında vardır böyle yorumlar. Ertuğ... Şeyin falan bu Engin Altan Düz Yatan'ın fotoğraflarının altında Ertuğrul Bey'im geri dön. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam hemen bu şey gibi Diriliş, er e Diriliş Ertuğrul'un... Engin Altan Düz Yatan'dan işte. Engin Altan Düz Yatan'ın heykelini yapıp Ertuğrul Gazi heykeli diye açıyorlar ya onun gibi biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, bu videolar aşırı popüler. Paki ve Afganlar arasında baya baya böyle bir inanç oluşmuş. Diriliş Ertuğrul falan da tüy dikmiş. Bir Pakiden duyduğuma göre e, birçok kişi bu inançla geliyormuş. Urducu olup e, milyonlarca izlenen videolar var. Az önce dediğimiz gibi doğrudur. Onları bir çevirtip inceleyeceğim. Tahmin ediyorum ki bizdeki 2023 Lozan madenler falan tarz şeyler ama yine de bakacağım. Bu arada bu adamların YouTube kanalları ve haber kanallarında da... Ya böyle korkunç gerçekten aklınızı yitireceğiniz derecede bir Erdoğan övmecilik var. Bakın görürsünüz. Zaten Erlik çevirtince görecektir. Ben bir iki tane videolarına denk gelmiştim. Oradan biliyorum. İşte Erdoğan İslam işte tek e İslam'ı diriltmeye çalışıyor. Şöyle böyle işte bak bunu yapmış şunu etmiş falan. Böyle Paso Erdoğan övüyorlar. Biraz ümmet kafası var. <laughs> Son yaşanan gelişmelerle müziğin adeta yasaklanması, festivallerin tarikatçı müptezeller tarafından engellenmesi de eklenince ortaya pek de bir iç açıcı tablo çıkmıyor. Bunun için çalışma yapmak şart oldu. Videotek vesaire. Yok kanka bir mesajına bakar. <laughs> Esra Bilgiç 19 Mart'ta paylaştığı foto 17k yorum çoğu Pakistanlı. Bir de düşün bu dizi bittikten 2 sene sonra dizi dönemindekilere baksan asıl. <laughs> Vallahi Halime bacı diye geliyorlar yani. Bunlara baktık zaten şimdi katıl agalarının attığı linklere bakacağız arkadaşlar. Vallahi Halime bacı. Bunu soruyorlar nasıl diye. Arkadaşlar şöyle katıl oldunuz ya. Discord'a giriyorsunuz. Şu odayadan bakıp abone rol olma odasına yazıyor. YouTube'la Discord'u bağlıyorsunuz. Birkaç dakika sonra rolünüz geliyor. Sonra size şurada Assassin'lar diye bir bölüm açılıyor. Buradaki link odasına atıyorsunuz. Ben de buradan alıyorum. Bu kadar basit. Sofim hizmettesin inşallah demiş Karokep. Elhamdülillah. <laughs> Hoş geldin Karokep eyvallah Uyurken seyrim. Nerede? Alena Tilki bambaşka bir kadın. Soru müthiş. O Leylan biraz Alena Tilki övelim. Bayağı dur övmüyorduk. Ding ding ding. Dın dın dın, 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 dın. Dın dın dın. Dur şu linkleri açayım. Bunları geçiyorum. Buna bakalım. Fatih Altaylı'ya bakalım. Milli Bakanına baktık. Gerisini de sonra alayım. Senin Discord'da bir mülteciyle kavga ettim diye banlamışlardı. Kavga etmemişsindir, ırkçılık yapmışsındır muhtemelen. <laughs> Öyle açsınlar ama hani çok büyük bir sıkıntı değilse. Bu ne? Her tür yobaz bükülür. Gürkan Hacır'ın muhteşem yazısını parça parça atıyorum. Sırf bu yüzden bu adam ön yargılı olmama rağmen artık sempati duyuyorum. Mülteci istemiyorum. Nasıl ki Filistinler Filistin'e diyorsanız Suriyeliler de Suriye'ye gidecek. Bir adam bir gün konuşur. Gerçeğe soyan milyonlarca insan onun ardından yürür. Bugün 1 milyon Suriye gidecek diyenler herkes soruştuları geldikçe 1, 3, 5, 7 olacak. Ümit Özdağ aslında Türklerin ilk kez Türk milleti için Türk gibi konuşmasına hasret olanların kahramanı. bu ne anlamadım ki haber değil ki bu. Bir arkadaş böyle bir paylaşım yapmış ve Ümit Özdağ'a desteklediğini söylemiş arkadaşlar. Her türlü yobaz bükülür meraklısı bakabilir. Mani teşekkür ederim aga olarak aramıza katılmış eyvallah. Tunca Özilhan McDonald's Türkiye'yi 54,5 milyon dolara Katarlı Kamal Salah Elman'a sattı. Hayırlı olsun. Ne diyeyim? Aleyna bambaşka bir kadın. Sorun müthiş. Sevgililer günü geldi ablam. Hediyemiz olsun. Teşekkür ederim Aleyna ablam benim. Vallahi yeter. Çiçekçi para almak için ısrarla beklerken Aleyna Tilki'nin şoförü arabadan indi ve kitapçıya girdi. Allah razı olsun Aleyna ablam. Alinite tilki aracının kapısını açıp şoförünü beklemeye başladı. Çevredekiler şarkıcının para bozdurduğunu sandı. Ancak tilki çiçekçiye para vermek yerine şoförünü aldırdığı kitabı hediye etti. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Şeye geri mi döndük abi? Al ver işine. <laughs> <laughs> Paranın şeyini kabul etmiyoruz. Çok o teşekkür ederim efendim. Tabii ne demek efendim Allah razı olsun. Kendinize bakın. Bir dahakine <laughs> okula yazdırın <laughs> ablam dinin. Allah razı olsun. Bir dahakine <laughs> okula yazdırın Sevgi. Kasla şeye döndük. 2023'ün çok iddialı hedeflerin konulduğu broşür. 6 ay süre kaldı. Bakalım başarabilecekler mi? Bu ne? AK Parti'nin seçim broşürü. 11 Haziran. 2011 Haziran 2011. Kişi başına milli geliri 25 bin dolar olacak. AK Parti hazır ekonomimiz coşacak. Milli gelirimiz 2 trilyon dolar olacak. 2023'te 10 büyük ekonomi arasında olacağız. Milletin ekmeğini daha da büyüteceğiz. Kişi başına milli gelir 25 bin dolar olacak. İhracatımız 500 milyar dolar olacak. İstanbul finans merkezi olacak. Türkiye'den dünya markaları çıkacak. Yürü be ulan demiştim biliyordum böyle iyi olacağını. Arkadaşlar an itibariyle benim oyum Erdoğan'a. Allah reisten razı olsun. 2023'te bunların hepsi gerçekleşecekmiş. Şunun şurasında kaldı 6 ay. Bir 6 ay daha eğer dişimizi sıkarsak başarabiliriz diye düşünüyorum. Rezillik. Tamam Umut moderatörlere ulaş kaldırsınlar abi. Bu seçimde de aynalarını söyleyecekler biliyorsunuz değil mi bu arada? Şu kadar gelirimiz artacak, bu kadar yapacağız, şunu düzelteceğiz, böyle bir problem mi var, bunu çözse çözse AK Parti çözer. Bu ne? Abi buna bakamayız çünkü bir saat e, böyle kesit kesit şeyleri varsa ona göz atabiliriz. Sorular morular, verdiği iyi cevaplar falan. Ama bir saat oturup bunu izleyemeyiz. <laughs> Sayın Akşener demiş. Ümit Özdağ tweetlerine geçtik. Var mı başka? Hep bunları aradan toplu çıkartalım. Sayın Akşener siyaseti bu seviyede yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum. Kamuoyuna 2015'ten bu yana tek sekreterim oldu. Kamuoyuna açıklama. 2015'ten bu yana tek sekreterim oldu. Görevine devam ediyor. Parti hiç sekreter tahsis etmedi. Ben bekarım. Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i e öneriyorum demiş. Bu konuda Sayın Akşener'den başka bir yetkiliden yetkisizden değil Sayın Akşener'den cevap bekliyorum. Tabi bir şey de yazayım. Bu haberi yazan site Hande Gülbahar kodu ile yazan malum Kel arkadaş tarafından desteklenen kadronun yönettiği site. Mevzu ne? İyi Parti'den Ümit Özdağ sekreter tacizi dosyası. Buğra Kavuncu'ya durup dururken neden FETÖ'cü dedi? Motta Haber AK Parti'ni yanlış bilmiyorsam. Bakayım takip makipmiş. İhlas Anadolu Ajansı. Haberlerine bakalım şöyle. Fahrettin altından göçmenlerle ilgili önemli mesajlar. Yani. <laughs> yani Ümit Hoca keşke böyle bir haber sitesini ciddiye almasaydı. Böyle bir, yani umarım böyle bir şey de olmaz tabii ki. Önceden önünü kesmesi güzel olmuş. Hani böyle bir şeyin hazırlığı vesaire, cartucurtu bilmem nesi varsa. Ama keşke böyle bir yeri ciddiye almasaydı. Haber sadece burada var çünkü. Geçtim. AK Partili olduğu anlaşılan vatandaşın Twitter'da paylaştığı video gündem oldu. Şahıs, lüks otomobil. Akşener'in böyle bir iddiası bile yok. Haberi yazan Süleyman Soylu foncusu kadrodan ve Süleyman Soylu'nun kaynağının üstüne Akşener demiş gibi yapıyor maalesef. AK Partili olduğu anlaşılan vatandaşın Twitter'da paylaştığı video gündem oldu. Şahıs lüks otomobilden muhaliflere tehdit yağdırdı. Hayır ya yine başlıyoruz. Arabada konuşan da. Dur bakalım. Evet tabii efendim. Anlıyorum. İnşallah müzikten telif yemeyiz. Arabada müziği de açmış ama umuyorum ki telif yemem yani. E ee, bir şey söyleyeceğim mi? <laughs> Ge hiç gerek yok lan. Bu ne lan böyle? <laughs> yani, bakılacak bir şey değil. Bu ne lan böyle? Geçiyorum abi. Eee, arabada bağıran. Süleyman Soylu gençler 1960'ı ve 15 Temmuz'da F-16'lara çıplak ellere karşı gelerek aldı. Suriyeliler için uluslararası camiadan 6.7 milyar yardım sözü. Bomboş bir söz. Yani biz bunun kat kat daha fazlasını harcıyoruz çünkü maalesef. geçiyorum. Ya artık bu konunun yani ama şu kadar para verirlerse şu kadar bir şey olur olursa kalsınlar bu olursa kalsınları falan yok. Kardeşim gidecekler ya. Yoruldum böyle garip garip şeyler çıkartmalarını araya. Kim o? Sputnik miydi o? Kim o? İstemeyiz. Al Rusya'ya götür. Ümit Özdağ ile yapacağı program Covid olduğu gerekçesiyle iptal olan Buket Aydın'ın bugün estetikçisine gittiği ortaya çıktı. Ulan bari yalan söylüyorsunuz. Fotoğraf paylaşmayın. Konuşup konuşup ama şey direkt fotoğraf olarak atmışlar. Belki de eski posttur. Bilemiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama hani eğer bari böyle bir yalan söyledin diyelim ki ulan bari bir iki gün sonra falan atarsanız atayım. <laughs> <laughs> Story olsaydı şey olurdu ama fotoğrafı belki de eskiden çekmişlerdir bilmiyorum. Keta Aydın'ın COVID olması nedeniyle yapacağımız yayın iptal olmuştur. Bu Keta Aydın'a geçmiş olsun. Şey olursa da şaşırmam ha. Bir yerden bir emir memir gelip bu adamı işte televizyonda göstermeyeceksiniz falan denilmişse de şaşırmam yani. Bu ne? Rambo Okan köprüdeki Trabzonspor bayrağını yine kesecekken gözaltına alındı. Aynen. aktrol oldum kafa rahat herkese öneririm demiş. Eyvallah abi teşekkür ederim. Sana verdikleri pas sattı inşallah bir gün beni gezmeye çıkarırsın. Teğmen Çelebi sığırmacılar meselesi ne din kardeşliğiyle ne de ırkçılıkla açıklanamaz. Devletimizin bekası milletimizin huzuru meselesidir. Dile getirmek suç değil vatan Sığınmacılar ülkemizde demografik yapımızı, sağlık gen sosyolojik bütünlüğümüzü, emek sermaye ilişkisindeki dengeyi, asayişi ve güvenliği, milli kültürümüze ve müşterek değerlerimizi, siyasi durumu, ekonomimizi olumsuz etkilemektedir. İşi elimizden aldılar. Çocuklara müstehcen hareketler yaptı. Ay, şey, ben. Fotoğrafımı siler misin? Sığınmacılar meselesi ne din kardeşliği ile ne de ırkçılıkla açıklanamaz. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru, göç mühendisliği meselesidir. Bu konuyu dile getirmek suç değil, vatanseverliktir. Acil eylem planı olarak bir, Sınırda kuş uçurtmayıp yeni gelecekler engellenmelidir. 2. Esad'da Suriyelilerin geri dönüşü üzerine görüşülmelidir. 3. Avrupa Birliği ile eşit sorumluluk paylaşımı üzerine görüşülmelidir diyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sığınmacılar... Demiş çelebi? Şurada like atam da. Fatih Altaylı. Yoruldum ya. Sorunu çözseler de artık bunu konuşmasak. vallahi bana bir mide bulantısı gelmeye başladı arkadaşlar. Sırmacı sorunu yıllardır konuşuyoruz da bu kadar ki konuşulması lazım oradan. Bu şey konuşmayalım değil. Tabii ki bir problem olduğu için konuşacağız da böyle yaşlandı artık midem bulanmaya başladı yani. Ya. Yapılan edilen herhangi bir adım da olmayınca. Fatih Altaylı demiş ki yahu size kimin e, saat kaçta müzik dinleyip size ne yazacakmış sinirlenmiş biraz. Yahu size ne kimin saat kaçta müzik dinleyip müzik yapacağından her boka karışmak zorunda mısınız? Bire kadar çalabilirsiniz ne demek? Size mi soracağız? Yeter be su kaçırdınız artık nereye diye sormayın. Eşeğin bir tarafına olabilir Fatih Hocam. Ee, söylemine de kesinlikle katılıyorum yani. Boş ver o zaman. ya Bilmiyorum biraz sohbet muhabbet. Abi boş ver de değil yani. Şimdi şöyle biz boş verirsek şimdi bizi bir sürü insan izliyor. Bir yayın 70 bin 100 bin insan arası bir insan geliyor çıkıyor bir yayına. Öyle olunca da boş veremiyorsun. Çünkü bu insanların hepsini, beni de, bu insanların hepsini de ilgilendiren bir sıkıntı, bir problem bu. Ulaşabildiğimiz kadarıyla elimizden geldiğince doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ben boş verirsem zaten televizyon Allah'a emanet. Burada bunun için uğraşan birkaç tane insan var böyle büyük kitlelere ulaşabilen onun dışında yani hani ortada kalır. <laughs> Hoş verecek mevzu değil ama sürekli 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 böyle olunca işte insanın da midesi bulanıyor. Sakarya Üniversitesi Festivali'ne bak çok güleceksin. Biz ona baktık hocam ya. Bilkent videosu 2-3 dakikasını izleyelim. Bakarız 2-3 dakikasını. Editim editi varsa onu da atarsanız o şekline de bakabiliriz dediğim gibi. Şey, ee, link. Birazdan alacağım tekrardan linkleri. Hatta alayım direkt ya. Bugün sabah haberlere bakarken bana da gelmişlerdi. Bazen nasıl atlatacağımı bilemiyorum o üzüntü ve gerginliği. Ben sabahları falan öyle uyanıyorum abi artık ya. Olar çok link oldu ki yakalamaya çalışıyorum bir dakika. Ağacılardaki evi satıp Miami'den ev almak. Efendim? Meral Akşener haberine baktık. Elif'e olan şeyleri geçiyorum. Anka Park var. Bunu geçiyorum. Şuna bakalım. Buna dün baktık. Şimdi müzik konusunda bence fikrimi söylüyorum Bahadır. Bu işin çözülmesi insanların özgürlüğünü kısıtlamaktan ziyade bence özgürlük adı altında biri başkasının özgürlüğünü rahatlığı... Abi böyle bir şey yok. Bunu daha önce bin kere anlattım. Yani... Bu saat bir yasası olmasa da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çadır devleti değil. Yani ne kadar bugün kötü yönetilse de gerçekten bir çadır çadır devleti değil. Bizim kanunlarımız, yasalarımız var. Bu yasak olmasa da ki bu yasak tamamen hayat yaşam tarzını, hayat tarzını etkilemek üzerine bizim hangi muhitte, hangi bölgede Gece saat kaçtan önce ve kaçtan sonra kaç desibel ses çıkarabileceğinle ilgili, bu çok müzik sesli müzik yapılan e, mekanların ne kadar desibel ses çıkarabileceğiyle ilgili, e, ruhsat verilirken işte yalıtımının şununun bununun nasıl olacağıyla ilgili, bunların hepsi var. Yani şey değil, ben canım gece kulübü açmak istedi, bin tane apartmanın olduğu bir yere açıyorum, ...sabaha kadar da son böyle bir şey yok. Bunun denetimi var, ruhsatı var, şunu var, bunu var. Senin işte yapabileceğin yerler belli, bu tarz yapıları. Orada çıkabilecek ses belli, saat bilmem kaçtan sonra işte çıkabilecek ses belli. Ona göre kanun var falan. Bu tamamen hayat tarzına müdahale başka hiçbir şekilde açıklanamaz. Yani bunu defalarca anlattım. Yeni gelen arkadaşlar oluyor. Onları da anlatayım çünkü bunu kullanıyorlar. Diyorlar ki işte bak geceleri hastamız rahatsız oluyor. Yani hastan geceleri gece kulübüne mi gidiyor? Gitmiyorsa zor zaten. Ha şey diyen arkadaşlar oluyor. İşte şurada, şurada şöyle bir mekan var ama oradan ses geliyor. Yani böyle spesifik örnek. Şikayet edin, ceza versinler arkadaşlar o zaman. Bu böyle bütün Türkiye'yi gece birden sonra evinde tutarak bak ben ben gece kulübünden nefret ederim. Bak şaka yapmıyorum. Hiç sevmem gece kulübünü. Ee, gitmem. Ama bir adam gitmek istiyorsa oraya gidecek kardeşim. Bu özgürlüğü o adamın elinde olacak. Bu özgürlük o adamın elinden alınamaz. Bu kadar basit. Ha dediğim gibi kanunları işte o sınırı aştığını düşünen e, bir mekan, bir yer olduğunu düşünüyorsanız şikayet edeceksiniz. Gereken ceza kesilecek. Bitti. podcast atmışsınız ama podcast yayında dinlemeyelim. Çevik <laughs> hani... şey, kuvvetimizin götünü çekmiş ya adamlar ya. Burada muhtemelen silahı çekiyor bu arada. Götünü çekmiyor ama yine götü de gözüküyor tabi. Kesiliyordu da önceden zaten. Desibel ölçümü yapılıp bizzat gördüm. Evet abi. Yani özellikle bu ses, mesela camiden şey bile var arkadaşlar atıyorum caminin ezanın sesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorsunuz şikayet ediyorsunuz gelip ezanın sesini kısıyorlar şaka değil bu bugün hala da yapılıyor. Ha şimdi öyle bir şey da ya yapılıyor bugün hala. Mesela ben çok önce bir Srabzon'da otururken böyle bir olay duymuştum. E, Ulan şu an oluyor mudur geçen Twitter'da da gördüm bir vatandaş yazmış. Çok yüksekmiş olması gerekenden şikayet etmiş. Gelmişler, ölçmüşler sesi, ezanın sesini. normalin üstündeymiş, sesini kısmışlar. Normal şeyi ayarlamışlar. Yani ya da ne bileyim işte gece bilmem mesela gece ondan sonra mı, 11'den sonra mı yani? Özellikle dışarıda düğün falan bir şey varsa mesela şikayet ediyorsun, polis geliyor, dağıtıyor. Yani o yüzden bunun üstünü örtmek için söylenen laflar lafı güzel. <laughs> Antalya'da bir Iraklı'yı kiralık katil olarak tutan İngiliz vatandaşı bir Türk vatandaşını öldürdü. Tövbe estağfurullah. Rahmet eylesin. Fıkra gibi ya. Bir İngiliz bir Iraklı'yı kiralık katil olarak tutup bir Türk vatandaşını öldürtüyor arkadaşlar. İngiliz-Arap işbirliği. Üff. Bu benim aklıma nasıl gelmez? Navrins'in torunu. Olay ne bilmiyorum, haber ne bilmiyorum ama Allah rahmet eylesin. Geçtim i̇şte bu ne? Eskişehir Valiliği bugün itibariyle iki hafta boyunca kentteki tüm etkinlikleri yasakladı. MEP Suriyeli öğrenciler için 5 yıldızlı otelde festival düzenleyecek. Ten rengi böyle olanlara festival yasak. Ten rengi böyle olanlara festival serbest. Buna en son bakalım. <laughs> evet şöyle bir kısa hali varmış. Bunu da şunun arkasına alayım da bakalım. Muhabbet dağılımda bir gün. Ben randevu... Benim bir Cem evine gitmem lazım. <laughs> zamanında gelirim. saat 11'dekilere <laughs> <laughs> de, saat 6'dakilere de. <laughs> Gelmeyenler düşünsünler randevularına. Ümit Özdağ fonlandı az önce gördünüz mü bilmiyorum. Bakın cebine parayı saat ya. Saat 11'dekilere de saat 6 işte 6'dakilere de. Gelmeyenler düşünsünler randevularına. Evet. Aranızda Süleyman ve Kel var mı arkadaşlar? O çıksın dışarı.

Ne Şuradan düşünülüyor. Ekmek için ekmel ettin. Abi ne kadar heyecanlandırıcı. Ya gerçekten ya. Uf. Ben geçen bir de şeyi düşündüm. Ben hep şey diye bakıyorum böyle. Ulan bu benim aklıma geliyorsa işte siyasetçinin bilmem ne danışmanının da aklına geliyordur falan filan hani. Sanırım gelmiyor arkadaşlar. Yani şey derdim bu adamlar sonuçta okumuş, tecrübeli yani orada danışmanlık yapıyorlar falan falan. Yok yani bazı siyasetçilerin danışmanları bu basın çalışanları ya da işte basın ilişkiler kısmı müthiş başarısız. Burada zaten her gün gösteriyoruz abi bu parti böyle iş mi yapılır? Bir hafta sonra açıklama mı yapılır? Şu kelime kullanılır mı? Vesaire. Aklı ekmek için ekmelettim. Vay. <laughs> Ya düşünün ya fırın açsanız böyle bir şey koyar mısınız slogan? Evet doğru belki onu söylemesi Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın ya da medya ekibi de özellikle böyle videolarda alt yazı falan çok daha iyi olur abi. Yani hem videonun sesi net değil şey çekim olduğu için yani arkadaşlar mikrofon falan olmadığı için yankı olduğu için. Hem de daha çok dikkat çekiyor tarz böyle editle alttan yazılar geliyor bir şey oluyor falan. o da benim siyaset stratejim. Ha bu soru şeyin cevabı onu gördüm. Bu arkadaş soruyor diyor ki neden MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye hani işte Erdoğan ya da Soylu'ya ya da diğer siyasetçiler olduğu gibi çıkışmıyorsunuz. Ona niye bir şey söylemiyorsunuz diyor. Ümit Özdağ da o da benim siyasi stratejim diyor. Dün böyle bir şey biz de merak edip sormuştuk. Bunun bir siyasi strateji olduğunu söylüyor. Bakalım sesi gitti. Yani saraya kafadan saldırdı. Seni alırlar içeri oğlum böyle devam eder. Teşekkür ederim. Abi mastering. Abi çok önemli bir şey. böyle bir kısa video yapmışlar. Bir saatlik de bir programın tamamını buraya yüklemişler. Dur bakın videoda belki mikrofondan almışlar. Mi? ben randevularıma koyduğum. zaman şehre fabrika yapamayan zihniyetin öğrenciler üzerinden esnafa gelir sağlama araçları olmasının ötesine geçemiyor. Bunları Yine bir nacizane öneri, ee, YouTube'a yapılacak videolarda ya da Instagram'a atılacak işte bu tarz üniversite alanlarında yapılmış konuşmalarda. ikinci bir mikrofon alıp işte yedek kayıt alıp sesi sahne sesini değil o mikrofondan verebilirsiniz. Daha kaliteli içerik çıkar. Bunlar bu işin şeyleri yani önemli. Daha fazla izlenir, daha fazla dikkat çeker. <laughs> Aha. Bütün şey sosyal medya tri vermediğimiz parti kaldı mı? Yani? <laughs> bir arada CHP'ye sürekli böyle yapıyorduk ya. Şunu şuraya yazın. Bunu buradan alın. Çabuk, videoları çabuk çıkın. Üstadım e, aile bakanlığı mülakatlarında yüksek puanlı meslektaşlarım sosyal hizmet uzmanları elendi oran korkunç yüksek sesleri olmalarını icra etmemi istediler. Batuhan bana bir yerden twitter'dan Insta... <laughs> instagram kapalı twitter'dan ya da mailden falan ulaştırırsan abi elimden geleni yaparım. Etenen Çınar, oy sayımları güvenliği nasıl sağlanır? 2018 seçim rezaleti. Bununla alakalı geçen millet İttifakı, bir ya partilerin hepsi ayrı ayrı çalışıyor. Seçimden önce ben bu e, seçim güvenliği ile alakalı partilerin e, görevlendirdikleri insanları inşallah burada yayına dağılayacağım. Bir konuşacağız. O ee, o çalışmayla alakalı da Millet İttifakı'nın çalışmalarıyla alakalı da bir şey yapacağız. Ee, i̇nşallah bilgi geldikçe bir program yaparız yani. O kesinlikle çok önemli bir konu. Hepimizin önem vermesi gereken bir konu. Bakacağız. Bu arada duyduğumuza göre bu Kemal Kılıçdaroğlu işte doğuda aşiretlerle falan bir iki tane görüşmüştü ya hatırlıyorsanız aşiret lideriyle fotoğraf falan düşmüştü. Bunlar da işte bu görüşmelerde duyduğumuza göre altını çiziyorum net değil bu bir iddia. Ee, bu seçim güvenliği ile alakalıymış. Doğu'da çok fazla böyle olaylar yaşandığı için sıkıntılar, bazı yerlerde muhtarlar kendileri oy basıyor falan. İşte o bölge, yani yıl 2022 ama maalesef hala böyle işler var üzücü bir şekilde. İşte bazı bölgelerde böyle güçlü şeylerle falan, ekiplerle aşiretlerle, şunlarla bunlarla görüşülüyormuş. Yani üzücü dediğim gibi, hani hala böyle şeylerin etkili olması 2022 yılında ama bunlar çalışıyor maalesef diğer şeylerde de diğer şehirlerde de şu şekilde ee, mesela atıyorum bu şehirde kim güçlü CHP güçlü işte burada CHP şeyden sorumlu yani tam nasıl anlatabilirim bilmiyorum size de CHP sandık işine bakacak orada ne olacak İyi e Parti bakacak atıyorum bu şehirde İyi e Parti güçlü bu şehirde kim güçlü Saadet Partisi güçlü hangi şehir orası bilmiyorum ama diyelim ki güçlü yani ilçede falan o part böyle ittifak içinde şeyler olacakmış. Aşiret <laughs> liderleriyle yayın. Anladık. Eyvallah. Anladıysan güzel. Aha dur şeyi kapattım ona bakmadık. Herkesin kendi sandık görevlisi var. Şu şekilde güzelim. Atıyorum. Sallıyorum ki. Bu şehirde AK Parti güçlü. MHP güçsüz. Ama MHP'nin de bir sandık görevlisi hakkı var ya. Ee, AK Parti'den bir görevli MHP'nin sandık görevlisi olarak o sandığa gidiyor. Aslında MHP'den gidiyor ama AK Parti. Ya da diyelim ki burada İyi Parti güçlü. Ee, ama Saadet Partisi'nin de işte bir sandık görevlisi hakkı var. Sallıyorum. Buradan işte oradan gidiyor falan gibi. Anladın mı? Hadi. Aynen öyle. Ümit Özdağ. Küçük çekmecede polis ve belediye zafer partisi bayrağı Ümit Özdağ posterini indiriyor. Güzelin miyim gerçekten? Ya evet. Siz niye böyle kelimelere çok takılıyorsunuz oğlum? Tabii ki Bunlar benim çok kullandığım kelimeler. Gülüm, güzelim, sultanım. Sultanım anneme falan ama daha çok kullanıyorum. Size de güzelim derim bundan sonra. Küçük çekmecede polis ve belediye Zafer Partisi bayrağı ve Ümit Özdağ posterini indiriyor. Diğer partilerin bayrak ve posterlerine dokunan yok. <laughs> belediye değil, BEDAŞ görevlileri. Okey. BEDAŞ şey değil mi lan? Elektrik. Bu Cengizgilim falan. Bakalım. Evet, Limak Kolin Cengiz Konsorsiyumu sahibiymiş. Elektrik dağıtım şirketi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi. Zafer Partisi'nin bayrağını indirmişler. Yani iyi oluyor. Neden iyi oluyor? Çünkü böyle şeyler yapıldıkça insan Zafer Partisi'ne destek veriyor. Burada A diyor bir sıkıntı var, bir haksızlık var. Zafer Partisi'nin yanında oluyor. Zafer Partisi'ne destek veriyor yani. Bunlar da yani akıl mı yok? <laughs> Delirdiler mi? Bunları düşünmüyorlar mı? İndirin bir iki tane daha indirin boş vaktinizde. <laughs> Küçük çekmece de olmuş. Belki yasaktır oraya asmak bilemeyiz. Ha öyle bir mevzu da oldu bilmiyorum. Şey direği, elektrik direğine belki asmak yasaktır falan filan bir bilgim yok o konu. Ama yarıyor mu Zafer'e? Yarıyor yani bakayım. Girişimi nasıl? 26.000 fav almış sadece bu. 500.000 bu video izlenmiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt rezervi 106.9 milyar dolar. Sebep hariç net rezervi eksi 47.6 milyar dolar oldu. bunu sanırım abi bu iyi bir şey mi? Ha. Daha dünyanın ilk 10 ekonomisi falan diyor bir de. Bakalım daha eksi kaçlara kadar gideceğiz. Gittikçe düşüyoruz. Bir ara bir sıcak para geldi sanırım. Orada böyle bir yükselmiş ben. Grafiği inceledim biraz. Sonra böyle gidiyoruz. Gidelim bakalım nereye doğru gideceğiz. İletim bakanı buna baktık. Bu ülkede çekilmedik, kayıt altına almadık, göt bırakmayacaklar. Bu ne saçma bir video. Dur amaç ne bu? Pakilerin kafa nasıl çalışıyor? Bunlar da böyle bir yok burada adamın götünü yani amaç adamın götünü çekmek değil de Bunlar da öyle bir sıkıntı var nedenini şu anda bilmiyorum bir araştırıp bakmak lazım Bu adamlar silah ve polis gördüklerinde video çekip atıyorlar Arabalardayken falan da polis arabası görünce çekip atıyorlar Yani aklıma da bir iki şey geliyor İşte bak polis bile burada bize bir şey yapamıyorlar yani Öyle racon falan seviyorlar ya bıçakla silahla video çekmeyi Yani aklıma başka bir şey gelmiyor Götçü adamlar ondan. <laughs> Silah gördüm mü, polis gördüm ya da polis arabası gördüm mü, öyle çekip atıyorlar bunu. Bağcılar'daki evi satıp Miami'den ev almak. Bağcılar'daki örnek evimiz şu. Fiyatı 6,5 milyon lira. Yani 430 bin dolar. Bağcılar'da 6,5 git. Bağcılar'da 6,5 milyona ev almak çok büyük bir vizyonsuzluk gerektirir diye düşünüyorum. Bunu diyorum ve 20 sene sonra Bağcılar ayrı bir şehir oluyor değil mi? Böyle müthiş bir yer falan. Ev güzel aslında da az güneş alıyor ya. Çok karanlık. İnsanın içi daralır. Ama ev güzelmiş. Oraya ne olmuş öyle? Dolaplar falan güzel. Lan ana bu benim mutfakta dolabım. Lan! <laughs> Lan buraya be. Olamaz. 6,5 milyon liralık evde oturduğumuz ortaya çıktı. <laughs> güzel ev. Ama dediğim gibi 6,5 çok abi. Duma altı buçuk. Arkadaşlar İstanbul'da evler böyle, çok pahalı. Bir de yeni yapılmış sanırım. Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde o 185 metrekare, 35-40 katta falan muhtemelen sıfır daire. 6,5 milyon. Bunu satarsanız 430 bin dolar ediyormuş. Bakalım yeni kurdan ne kadar ediyor. Bir değişiklik var mı? 425 abi. Miami'den alacağımız ev ise şu. Link patlamış. Ya da şu. Ama link patlamış. Apartman dairesi isterseniz de şu. Abi link patlamış. Almışlar. Sanırım orayı satıp buraya almış adamlar gerçekten. Yani kısacası Bağcılar'daki burayı satıp gidip şeyden Amerika'dan diyor. Miami'den ev alabilirsiniz. Almışlar abi. Gördüğünüz gibi üzerine bir miktar para bile kalıyor. Entrime Erol Mültecimlerin dediği gibi ülkemizi yönetenlere akıl sağlığı dileyerek bitiriyorum. Belki yeni link atmışlardır. Dur bakalım. Muhabbet dağında bir gün açındı. Yok. <laughs> VPN ne açman lazım? VPN yok ki bende. Aa var lan geçen şeye Instagram'a form yollarken VPN kullandım. Dur. Nerede? Ah. Ama açarsam yayın sıkıntıya girer. Yayın düşer. Açamam. Bak bak ne mırıldanıyor. Oğuz! A bu ne lan? Hemen. Bahadır babacan ve arkadaşlar o üniversiteler için olan vaatleri hakkında düşünüyorsun. Yok düşünceni biliyorum ama mesela kapatmalar nasıl yapılmalı? Hangi prosedür ve sıralamayla? Allah orasına eğitimciler bakacak ha. Burada fikir belirtten saçma olur biraz. Ya tabii ya yani üzerine oturup araştırsam falan böyle bir şey çıkarıp söyleyebilirim. Ee, ama şu an boş yani bilmiyorum hangisi. Şu kapatılsın diyemem. Opera yok mu? Yok. Kesin form içindir. Valla gerçekten ilk defa bu bilgisayara VPN indirdim. O da Instagram'a bir form gönderirken Japonya VPN ile mi ne göndermen gerekiyor dediler. Bir arkadaş mail attı. Onun için indirdim. Ben sizin gibi değilim oğlum. Biz Allah yolundayız. Geçtim. Öyledir. <laughs> Hah, arkadaş atmış bak. Bak açıldı. VPN'le alakası yoklar işte. Hop, <laughs> doldu. <laughs> o da açılmıyor Mevken'in ama bu açılıyor. Mesela bu ev 359'muş. Şu 447 tam denk geliyor bakalım. 414'e de var. Bir derdim var bin dermana değişmem. Vay teknolojiye bak amına koyam. Oğlum biz Hiç ki bizde de mimari böyle olsa ya her şey böyle çok müstakil ev olsa her yer. Gerçi nasıl sığacağız? Dışının nerede evin? Evin dışı bu böyle. Arkamdan buraya gidiyorum oğlum. Oğuz <laughs> Aga olarak aramıza katılmış. Eyvallah Oğuzcum. Güzel. Ya burada yaşamak isterdim. Güzel. Gidek mi? Ha gidek. <laughs> Koş. Ne de bu var. Bu da 447. O Bağcılar'daki evi satıp alabilirsin. Öyle bir ev. Bunun içi biraz daha eski gibi ama değilmiş. Biraz zevksiz. Ya bir boya badanası var. Bir boya badana lazım. Derdim var bin dermana değişmem. Gidelim ya. Yürüyün arkadaşlar. Allah kerimdir gidelim. Ya da burası var. Burasının yeri iyi sanırım. Burası biraz pahalı. Yerlere laminant lazım ama. Ha, içeri laminat İçeri. içerisi laminantmış. Okay. Bura güzel. Oo baba bu iyiymiş. Bağcılarda evim olsa alt ya da bu ev benim falan olsa hemen satarım koşarım. Koşamadı amına koyayım. Nereye koşuyorsun? Buraya alırım oğlum oraya alacağım Çoğu iyi. Çoğu iyi. Var mı başka? Şu şuralar ne kadar? Buralar 105 mi? 490'a vardı orada bir tane gördüm. Neresi pahalı neresi değil bilmiyorum ki ama. Buralar bilmediğimiz yerler. Şekerim hep at üstünde at üstünde. 490'a bu varmış. Garaj maraj. AK Partili misiniz oğlum? Bu nasıl ev dizaynı lan? Dedim benim evi bir görseniz bu arada. <laughs> Gerçi Instagram'dan gören olmuştur. Bir tanesi bana şey yazmış. Abi senin ev niye türbe gibi? <laughs> Geçtim. Ev turu. Gerek yok. Ne yapacaksın ev turu? Burası biraz boğucu ama evet. Aa bak bura fe... o buranın dışı da baya güzel lan. İçi de tatlı. Oğuz çete alabilecek gibi izliyor bir <laughs> de. Ya ne var oğlum bakıyoruz işte. İç buranın dizaynı tatlı bak. Güzel sade duruyor en azından. İç açıcı. Gözüm yanıyor. Şu koltuk değişse bir de daha böyle bir kahverengi bir şey gelse çok daha güzel olur. Bence. Haha ha, bu bilgisayar ne lan ezik. Benim bilgisayarım daha iyi. <laughs> Benim bilgisayarım o sırada 400 bin dolarlık eve bakıyor. <laughs> Benim bilgisayarım daha iyi ama hala. <laughs> hala bilgisayarım daha iyi olduğu konusunda ısrarcıyım. O <laughs> O oh. oh. Çok iyiymiş lan. Gözüm sulandı. Allah yardımcımız olsun. Abi benim ev türbe gibi deyince de var diye instaya bakmaya girdim. Bana yediğimi unutmuşum. Dur bakayım mail adresime bir gireyim. Belki de açılmıştır. Ya normalde bir günde açılır dediler. Son internette baktım bir iki gün yazıyor. Bazı yerlerde 4-5 gün içinde yazıyor. Ama arkadaşım dedi ki bir günde açılıyor. Attım ben böyle elimde Kodlu bir fotoğrafı hala cevap gelmedi. Bir daha atsam acaba kilitlenir bir şey falan olur mu ki ya? Bizim evler daha yüksek, Allah'a daha yakınız. Allah her yerdedir kardeş. Benim ev böyledir zaten. Yok lan değil. Yani ev, evim güzel. Kesinlikle kabul ediyorum ama böyle de değil abi bu, bu başka bir şey. Katıl linklere bak bakalım. Benim var bir dermana değişmem. McDonald's satılmış bunu biliyoruz. Kısaca, kısaca Amerika'da başından sonuna ne yaşamaları? Ev alma süreci. Herif yemeyiz değil mi? Yemeyiz inşallah. Oğlum YouTube'da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Biri sizin videonuzu bir yerde kullanırsa ee, ona onu diyor ki bak şu adam senin videonu yükledi buna telif atabilirsin. Ya da işte bu adam senin videonu kullanıyor telif atabilirsin falan. Bana geçen bildirim gelmiş şey diyor. 140 Jornus senin videonu yükledi telif atabilirsin. Lan dedim Allah Allah. Yani nasıl? Bakayım. Ben bir videoda YouTube 140 Jornus'un videosunu izlemişim. Onu YouTube'a yüklemişiz. YouTube bana diyor ki 140 Jones diyor senin videonu kullanmış. İstiyorsan diyor telif atabilirsin. Attı diyor. <laughs> <laughs> Eğer şey atarsan, haksız telif atarsan senin kanalı kapatıyorlar. Canlar merhaba ben Emel Önür, Amerika'daki Aleyküm, gayrimenkul Sıramada. yatırım danışmanınız. Diyelim ki peşin paramız var ve Amerika'dan ev almak istiyoruz. Eee? Bu prosedür nasıl işliyor size onu anlatacağım bugün. Her şeyden önce buradan lisanslı bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız gerekiyor. Çok canınız yanar. Amerika'dan lisanslı olan bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Herkesinden alamıyor muyuz? gördüğü bir portföyden beraber bir ev seçiyorsunuz. Burada Emel'in ayrı portföyü, Ayşe'nin ayrı, ayrı portföyü yok. Lisanslı bir gayrimenkul yatırım danışmanıyla çalıştığınız müddetçe Allah Allah. o andaki piyasadaki bütün evlere sizin danışmanınız görebiliyor zaten. Evleri gördük, siz buradasınız veya burada değilsiniz. Videolar çektik, size gönderdik. Siz evi beğendiniz. Ne burada olmanıza gerek var, ne vizenizin olmasına gerek var. Hiçbir şeye gerek yok. Sadece biraz para ve cesaret. Beğendik bir tane ev, beraber bir bir teklif hazırlıyoruz. Daha doğrusu teklifi ben hazırlıyorum. Size gönderiyorum. E-mail vasıtasıyla teklifi imzalıyoruz ve süreç başlıyor. İlk önce bizim böyle bir bir hafta kadar bir düşünme, evi inceleme, evin teknik açıdan herhangi bir arızası var mı yok mu diye onu incelemek için zamanımız var. Bu süreçte biz evi almaktan vazgeçebiliriz ama evi satan insan bize satmaktan vazgeçemez. Onun için ben diyorum ki eğer bir şeyi beğendiyseniz hemen teklif yapalım, sonra düşünün. Diyelim ki teklifi yaptık, kabul edildi. Bir haftada geçti. Biz bir depozito... İyi sistemmiş lan aslında tehdit Bu insanlara ciddi olduğumuzu gösteren, bu evi almak istediğimizi belirten bir depozit gönderiyoruz. Yüzde beş civarında olabilir, yüzde on civarında olabilir. Ondan sonra iki tane süreç başlıyor. Bir, evi aldığımız eğer bir site ise bu site yönetimi siz bu evi almaya uygun musunuz değil misiniz? Onu inceliyor önce bir. Kız almaktan daha zor burada ev almak. Diğer yandan da evin tapu işlemlerini yapacak olan avukatlar da evin seceresinde bir problem var mı diye onu inceliyor. Bu süreç bazen 15 gün sürebiliyor, bazen 3 hafta sürüyor. 3 haftanın sonunda zaten biraz depozit göndermiştik ya, paranın geri kalanını Türkiye'deki bankadan buradaki 7 emine transfer ediyorsunuz. Ne bana ne de evi satan kişiye. Bu tapu işlemlerini yapacak olan 7 emine parayı transfer ediyorsunuz. Satıcı da geliyor oraya. Ben de gidiyorum, el sıkışıyoruz. Sizin paranız Türkiye'deki bankadan direkt onların hesabına gidiyor. Ben de sizin tapunuzu alıyorum. Böylece Amerika'da bir eviniz olmuş oluyor. Hemen bana soruyorlar. Emel Hanım tapumuz nerede? Tapumuz nerede? Türkiye'deki gibi böyle allı pullu resimli fotoğraflı tapular yok. Tapu işlemi yapıldığı zaman elime bir tane kağıt veriyorlar benim. Türkiye daha iyi gördünüz mü? Bunu biliyorduk biz zaten. Stafi TV hoş geldiniz eyvallah alıcının adı, satıcının adı. Bu sisteme girmesi, yani tapu kadastrodaki işleme girmesi bir 2-3 hafta kadar sürüyor. 2-3 hafta sonra siz Türkiye'de bilgisayarınızın başında isminizi, soyadınızı girerek hem kendiniz tapunuzu görebiliyorsunuz hem de bana bir 2-3 hafta sonra mühürlü, tasdikli tapunuz geliyor ve biz bunu size postayla veya kişisel olarak da getirebiliyoruz. İşte böyle canlar. Umarım faydalı olmuştur buradaki bilgiler. Çok Bir dahaki oldu. videomuzda görüşmek. üzere. Yani şey düşünüyorum şu an hayatımın neresinde kullanacağım bu bilgiyi. Amerika'dan nasıl ev alınır? Canlar mühürlü. E vallahi öğrenmiş olduk işte abi genel kültür yani ortamlarda falan hani alabileceğimiz de değil de ortamlarda falan laf. Fazla... Aa evet ya Amerika'da evler öyle satılmıyor zaten. Hani sen buradan gönderiyorsun orada lisanslı bir ve emraktır falan. Böyle bir şey yaparsınız yani. <laughs> o işimize yarayabilir. <laughs> 2023 seçimleri kaybedilirse kullanırsın. O param yok abi o kadar. 400 bin dolar, 500 bin dolar. Çok para ya. 6 milyon lira. McDonald's Türkiye satıldı. Ne yapayım arkadaşlar? McDonald's Türkiye'nin CEO'su muyum ben? Şey miyim? Sahibi miyim? Ne yapayım? Satıldıysa Allah mübarek etsin. Yüz bin dolara da alırsın. Yüz bin dolara nerede? Kulübe mi alacağız? Yüz bin dolar Amerika Ev Oğuz demiş ki ben İtalya'ya ilk geldiğimde Euro daha 5'ti ev alıp kiraya vermekten sonra da vazgeçtim aklımız. şimdi Bulamadım bak Türkçe yazınca çıkmadı gördünüz mü? Ama Katarlara satıldı ne yapayım arkadaşlar kim parayı verirse ona satılır yani Yapabileceğim bir şey yok Bu ne ya? Erdem seni gözüme kestirdim. Bu iş ne olursa olsun seni ben yiyeceğim oğlum. Ne ki bu? Eskişehir valimizin aldığı kararı bölge idare mahkemesine taşıyarak karara itirazda bulunmuşlardı. Mahkeme itirazı reddederek ahlaksız festivalin iptalini onayladı. O şeriat. Enes Doğan eyvallah kaçta önceki bağıştırmış. bakıyorum abi. Geçen Kadıköy Fenerbahçe'de daire baktım 1.6 milyon dolardı. Aynı standartlarda New York Hudson Nehri kenarında apartman dairesi 1.1 milyon dolar. İstanbul başka oğlum İstanbul'un dadı İstanbul'un dadına doyamam. Mahkeme <laughs> yapılan itirazı reddederek ahlaksız festival iptalini onayladı. Kurulan sahneler emniyet güçlerimizin gözetiminde sökülüyor. Hadi yallah Hollanda'ya. Ben şeyin ee, anlayamıyorum. Yani ben evimde oturuyorum. Şimdi böyle de bir festival var. Ben evimde oturuyorum. Gitmiyorum buraya. Çünkü canım gitmek istemiyor. Şimdi bu festivale de Ahmet, Mehmet, Ayşe canları gitmek istediği için gidiyorlar. Buranın iptal olmasına neden sevineyim? Yani bu ya çok kötü kalpli olmanız gerekiyor yani böyle şey olur, şeytan derecesinde kötü olmanız gerekiyor ki hani şey olsun he he insanlar istediklerini yapamıyorlar yaşasın mutsuz olacaklar falan olman gerekiyor ya da akli dengeni yitirmiş olman gerekiyor. Başka nasıl bir motivasyon olabilir bunun arkasında şöyle diye şöyle bir düşünüyorum aklıma hiçbir şey gelmiyor oğlum müzik haram suud muyuz biz lan? Hani bu, muhtemelen böyle bana sövsünler etkileşim alayım falan filan diye böyle bir işi yapıyor ama gerçekten aptallık yani ya. Millet eğlenecekmiş karışım orada baya aylardır falan uğraşılıyormuş sanırım bu işin şeyi içinde ayarlanması için de. Her şey kiralanmış alınmış sanatçılarla anlaşılmış. Bir de ülkede hay Allah Hollanda'ya diyor yani Mesela şöyle bir mevzu olabilir. Olunca ne düşünecekler? Şimdi diyelim ki ileride bir hükümet geldi başa, bir yönetici geldi başa. Diyelim ki bu alternatif bir senaryo. Senin görüşlerine tamamen karşı, radikalde birisi diyelim ki. Senin özgürlük e, çerçevende olan bazı işleri bu şekilde engelliyor. Sen de diyorsun ki yahu ama bak benim özgürlüğüm engelleniyor. Benim önüm kapatılıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Birisi de çıkıp diyor ki hadi siktir git Arabistan'a. Yallah Arabistana. Ne hissedersin? Ben biliyorum ne hissedeceğini. Bağırır bağırır durursun ki olması gereken de budur. İnsanların haklı özgürlüklerinin kısıtlanmaması lazım anasını satayım. Hepimizin bu anlayış içerisinde olması lazım. Ama güç elinde olduğu için sanırım... ...aa dur, insanların o özgürlüklerimi kısıtlanıyor yaşasın hu hu falan... Yoruldum, çok yoruldum. Siz benim neler <laughs> çektiğimi. Twitter'dan da bir şey paylaştı böyle ikinci Mahmud'u. Yallah köyüne işte neydi lan o? geri dön Vahabi köpeği diye böyle. Benim Eskişehir'de okuduğum ilk seneler vardı bu festivaller. Sonradan anlamsızca kaldırıldı. Bahar şenlikleri konsersiz monsersiz sönük geçerdi. Bu sene olmasına şaşırmıştım zaten. Ya sanırım böyle bir grup, bir cemaat, tarikat gibi bir şey bunları şikayet edip etmiş falan. Ondan sonra da bilmiyorum abi yani onlardan çok daha yukarıdan falan bastırılmıştır muhtemelen bunun için. Belki arkasında başka bir sebep vardır bilmiyorum ama sebebi ne olursa olsun insanların özgürlüğü yani buna bir kılıf bulunamaz. Buna aga olarak aramıza katılmış eyvallah teşekkür ederim. Antalya olayına baktık arkadaşlar ya. Buluşma yap da toplar yüz yüze muhabbet etmek de isterim seninle. Orayı yıkarlar. <laughs> Ya bir de ben şeyden çekiniyorum biraz. Beni orada bıçaklayabilirler arkadaşlar. Sadece cemaat değil halkalı da yobaz. Buraların dininde çok kolay kandırabilirsiniz. İşte halkta mı? Ya halka giren çıkan neye? Ben dediğim gibi şeyi anlayamıyorum. Abi. Bu benim hoşuma gitmedi. O yüzden yasaklansın. Bu benim hoşuma gitmedi. O yüzden iptal edilsin. Bu maalesef milletimizin ciddi bir kısmında var. Sadece solcu, şucu hiç fark etmiyor. Yani farkında olmuyorlar kendileri yaparken başkası yaptığında <laughs> mağdur olduk falan yapıyorlar böyle. Ee, ve ben bunu dediğim gibi hala çözemiyorum. Neden yani memnun değilsen gitme kardeşim. istemiyor Zorla elinizden bu az öncekini paylaşalım mesela zorla boğazına tasma falan takıp oraya götürüyorlar mı? Yok. Hoşuna gitmiyorsa gitme enzima bakma kapat bu kadar basit anlamıyorlar işte üstad Döndüm tekrardan linklere Amerika'da ne atmışlar geçiyorum bunları mev'e baktık zaten Bakalım Baktık dolandırıldım Miami'den ev aldım bunları geçiyorum ABD kimi neden fonluyor Böyle bir şey varmış. Abi de keşke beni fonlasa ya. Valla bu ayar şey. Dün bir genel başkan yardımcımız Kumuk gazı Kumuk üzerinden benim Türk olmadığımı iddia etmişti. Türklüğümün zekatını versem bu yaratık Oğuz Kağan olur. Rahmet ana. Lan bunu ben, ben bunu ben söyleyebilirim sadece. <laughs> rahmetli abinizin Türk milliyetçiliği konusunda hocası rahmetli babamdı. Siyaset yapmaya çalışın Sayın Akşener demiş. Böyle Akşener'i etiketlemiş. Birisi Türk, Türk değil tartışması mı olmuş gerçekten ya? Türkiye Türk erken dönemlerinde adlarındaki kumuk terkibinden dolayı gazi kumuklar ile kumuklar birbirine karıştırılmıştır. Kumuklar da İstanbul'da yaşayan Oğuz Kıpçak karışımı Türk grubudur. Dur, ne anlatıyorsun abi? Bana ne Türk müsünüz, kumuk musunuz, cumuk musunuz? Geçtim. Sofi, agam seni seviyorum. iş yerinde açtık, seni izliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler abi. Sağolsunuz. Başlarsınız. Şeyi karaladık bakalım ne yatmış. Alo. Abi bize 470.000 yatmış. Size ne yaptı? Ne? Oo, o kadar mı? Baba nereden yatıyor bu? Ne diyorsun? Abi bize o kadar yatmıyor ya. Anlamadık yani en son sağlık sistemini de eleştirdik ama yok yani yatmıyor o kadar. Ya siz çok kasıyorsunuz öyle kurgu murgu bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz. Koyacaksınız tripodu karalayacaksınız adamların istediği belli abi niye bu kadar kasıyorsunuz ki? Amerika merkezli Kres Vakfı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarının listesini... Bağış olarak link atmanın yolu yok mu? Şey bağışla atabiliyorsunuz. Youtube ona izin veriyor da çete atmaya izin vermiyor. Niye? Çözemedim sebebini. Ya bu şu an gönderdiğim gibi link atabiliyor abi. Yayınladı. Ortaya çıkan isimler sosyal medyada... Burası Bayram GZT öyle mi? Tamam. oldu. Peki Crest Vakfı'nın görevine Ve neden Türkiye'deki bir kesim medya kuruluşunu fonluyor? Propagandanın bu bölümünde propagandanın kendisine değil... Ece hocam sizi kim fonluyor? Onları da söyleyeyim bari de bilelim ya. ...asındaki finansal mekanizmayı konuşacağız. Follow the money. Yani Türkçe karşılığıyla parayı takip et. Birçok dizi ve filmde gördüğümüz bu replik şu anlama geliyor. Ortada bir suç varsa para akışını takip ederek suçluya ulaşabilirsiniz. Aslında aynı şey kara propaganda içinde geçerli. Bir medya kuruluşu sistematik şekilde kara propaganda yapıyorsa bakmamız gereken yer medya kuruluşunun finansal yapısıdır. Türkiye'nin Covid-19 sürecindeki politikasından yerli siyah üretimine kadar her başarısını adeta karalamak için birbiriyle yarışan medya organları yakın zaman önce ortak bir finansal tabloda bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Kres Vakfı'nın fon listesi. Liste tarafsızlık ve bağımsızlık iddiasıyla yayın yapan Medyascope, 140 Journals, P24 ve Serbestiyet gibi birçok medya kuruluşunu içeriyor. Bunların arasında birincilikse 2016 ile 2020 yılları arasında toplam 476 bin dolar fon alan Medyascope'a ait. Tabi bu sadece Crest Vak içeriyor. Bunların arasında birincilikse 2016 ile 2020 yılları arasında toplam 476 bin dolar fon alan Lan evi alırdık Amerika'dan. Birbirini gösteren <laughs> Spider-Man abi. Medyaskop'a <laughs> ait. Tabi bu sadece Kres Vakfı'ndan gelen fon. Kres Vakfı Amerika Birleşik Devletleri'nin Irving şehrinde 1999 yılında kuruldu. Kurucuları Jeff Jensen ve Lou Enking King Jensen'ın amacı ailenin sahip olduğu finansal geliri sivil topluma yönlendirmekti. Ancak vakfın özel bir odağı var. Türkiye. Vakfın resmi sitesinde yazan tarihçiye göre vakıf yöneticileri fonlarını uluslararası bir boyuta taşımak istiyor ve bunun içinde tek bir ülkeyi Türkiye'yi seçiyorlar. 2001'den 2016'ya kadar sadece Türkiye ve yakın bölgesindeki sivil toplum girişimlerini destekliyorlar. Pres Vakfı Türkiye'de medyayı fonlayan tek vakıf değil. Yine Amerika merkezli Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan Alman vakıflarına kadar birçok yabancı kuruluş Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarını daha önce de fonladı. Ulusal Demokrasi Vakfı 2016-2019 yılları arasında T24, Gazete Duvar, Medyaskop ve Biyanet gibi haber sitelerine 682 bin dolar tutarında fon sağladı. Hatta zaman zaman, zaman bu fonların karşılığını yeterince alamamaktan mı? sitem dahi ettiler. Geçtiğimiz sene Center for American Progress adlı düşünce kuruluşu Türkiye'nin değişen medya ortamı adında bir rapor yayınladı. Rapora göre Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Biyanet gibi haber siteleri fonlamalarına rağmen Rusya merkezde Sputnik kadar takipçi kazanamadı. Unutulmamalı ki özellikle Türkiye gibi siyasi gündemin yoğun olduğu ülkelerde medya müdahale aynı zamanda siyasete de müdahaledir. Amerika ve Avrupa merkezli fonlara muhatap olan medya kuruluşları bunun bir suç olmadığını Sana teklifler geliyor evet. böyle? Böyle bir şey iş gelmedi abi. Gelse kabul ederim zaten direkt. <laughs> Ne kadar? 10 bin dolar. Olur. Peki Fon almak bir suç değil. Ancak izlediğimiz ya da okuduğumuz haberlerin Amerika tarafından fonlandığını bilmek de kamuoyunun bir hakkı. Öyle görünüyor ki tarafsız ve bağımsız oldukları kadar şeffaf olduklarında iddia eden bu medya kuruluşları okuyucularında ya da izleyicilerinde böyle bir hak görmüyor. Ben Murat Soy'dan izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için ama sizin de pek iyi olmadığını söyleniyor chat tarafından. Gazetenizin sahibini öğrenince. Biz yine tek başımıza kaldık arkadaşlar. Sana ne fonlar geliyordur şimdi. Biz açığız bak. Chat yayında ne geliyorsa o arkadaşlar. Yayında ekrana çıkıyor. Şu kadar geldi. Oh bu kadar. <laughs> Albayrak grubun. Yani, teşekkür ederiz Albayrak grubu bizi aydınlattıkları için. Hop et daha. ağzımıza. 嗯。Uh